Sevdiğiniz bir kurabiye tarifiniz varsa bunu kullanabilirsiniz veya şimdi yapacağım tarifteki miktarları kullanarak yine bir kurabiye yapabilirsiniz. Bu kurabiye hamurunu bir yarım saat kadar dolapta bekleteceğim. Daha sonra bunlardan içi boş kalıplar elde edeceğim. Bu kalıpların içine de istediğiniz tipteki tatlıyı doldurup servis edebilirsiniz. İlk olarak tereyağı ve pudra şekerini bir krema kıvamına getiriyorum. Pudra şekeri ve tereyağı krema kıvamına geldi. Şimdi bir tane yumurtayı ekliyorum. Daha sonra içine un, tuz ve damla çikolataları katacağım. Ve bundan bir kurabiye hamuru elde edeceğim. Evet, basit bir kurabiye hamuru yaptık şimdi. Bunu tezgaha alıp birleştiriyorum. Ve daha sonra bu hamuru bir yarım saat kadar dolapta dinlendireceğim. Daha sonra bunlardan yuvarlak kalıplar çıkartıp muffin kalıbına değişik bir şekilde yerleştireceğim. Ve şimdi yarım saat kadar dinlendirdim hamuru dolapta. Çıkarttım. Tezgaha koyuyorum. Çok az unladığım tezgaha. Bir merdaneyle ince bir katman olarak açıyorum. Normalde muffin kalıplarını şu şekilde kullanırız. Bu tarifte bunu tam tersinden kullanacağız. Muffin kalıbının üstünü önce bir yağladım. Daha sonra şöyle bir kalıptan yardım alacağım. Kalıp olarak şöyle bir kaseden yardım alacağım. Kullandığınız muffin kalıbının büyüklüğü ne kadarsa çapından biraz daha geniş bir kalıba ihtiyacımız var. Şu şekilde bir parça kopartıp kalıba ters olarak yapıştırıyorum. Elimle bastırarak sabitleştiriyorum. Burada kalıbı yağlamış olmamız çok çok önemli. Daha sonra rahat çıkması için. Bunları yerleştirirken aralık bırakmaya özen gösteriyorum. Çünkü şişme esnasında birbirlerine yapışacaklardır. Yapışmadan kaçınmak için de aralık bırakarak kalıplar yapıyorum. Şimdi bunları fırına koymadan önce yaklaşık bir 10 dakika dolapta dinlendireceğim. Hamurun biraz daha çekmesini, donmasını sağlayacağım. Çünkü işlem gördü, biraz ısındı hamur. Eğer bu şekilde fırına koyarsam daha çok eriyecektir, şeklini bozacaktır. Dolayısıyla dolapta biraz dinlendireceğim 10 dakika kadar. Sonra fırında 180 derecede yaklaşık bir 20 dakika kadar pişirmeye alacağım.